اقرأ باسم ربك الذي خلق. Buz var indi parakende götürerken. Allah uzu sahlesin. Arş lerzege keledi. Allah'ın uzu noçorligidan bu narsani noçor bo'lib qolgandagina ishlatiladigan narsani aytilganda Allohning o'zining g'azabi kelar ekan. Al-ghazul haloli ilallohi at-talaqu. Alloh taoloning g'azabini keltiradigan halol narsadan biri mana shu taloq so'zi birodar. O'zi noilojlikdan aytiladigan bo'lishi kerak. Hozir shu fursatda mana shu o'g'limiz bazı o'tirganlarda nevarasi, batta o'tirganlarda chevarasi, evarasi tengi bola. Shu Sardor o'g'limizga, Sardorbek o'g'limizga aytardimki, har qanday tegirmon toshini boshini tepasiga keltirganda shu taloq so'zini aytmaslik kerak. Erkak odamning og'zida bo'ladi bu narsa. Birodarlar, yaqinda shu juma kuni edi. 2-3 juma nariyog'da Şondan keyin shunday bog'da tayimizda xonadonimizda o'tirishib, nevaramiz ham bo'ldi, xudoga shukr, shular bilan o'tirish tursak bir narsa ta'sir tusur bo'lib ketdi, bitta xonadonga o'tib ketdi misol uchun. Alhamdulillah u xonadonda birorta jonga hech nima ta'sir qilmadi, ya'ni zarar yetmadi. Butunlay bir yangi bitgan, yangi xonadon yonib omon ekan kul bo'ldi. Lekin birodarlar shuni yana salomat qoldi shu oilasi bilan hafsala qiladigan bo'lsa sovuq tushgungacha o'r yana odam kiradigan bitta imorat qilib o'tiraveradi. Ammo lekin hayotiy narsa bu buzilsa ya'ni mana shu erkakni og'ziga qo'yilgan taloq so'zi bilan buzilgan narsani hech kim endi o'nalmaydigan holatga kelib qolishi bo'lar ekan. Tirik bolalar yetim bo'lib qoladi. Erkak bitta xotin topilar, xotinga bitta er topilar, lekin farzandlar o'rtada nihoyat darajada mustaqil bir holatga tushgan holati bo'lar ekan. Hayoti davomida ko'chaga chiqib yashab, to' hayotini davomida shu bolalarni tili qisqa o'xshagan holat bo'lib yashar ekan birodarlar. Endi bu yerda mana hali aytganimizdek shu surada mana Abdulamjon opog'imiz 90 yoshdan o'tib ketdilar. Mana Rasuljon aka misol uchun bu so'rida o'tirgan opoqlarimiz 90 yoshdan yuqorida mana misol uchun Marjon domlaga o'tiribdilar, boshqa. Bu odamlarni ko'rgan, eshitganlardan bir narsalarni boshlaridan o'tgan yoshlik chog'laridagi voqealarni gapirsa ertakka o'xshaydi. Chunki shunaqangi bir qiyinchilik, zog'ora nonga qorni to'ymagan oyog'i payozaldi bir butunrog'iga egnida bir chobon boshida bitta misol uchun qishdagi sovuqlarda saqlaydigan bitta telpakka o'xshagan narsani topilmasligi ommatan narsaga qahatchilik kelar ekan qahatchilikda mana shunaqa vaqtlarni ko'rish o'tishdi lekin ro'zg'orlar parokanda bo'lmagan o'sha paytda ham birodarlar ota ona bola chaqasiga ilojini boricha qonini to'g'azish o'sha isitish kiyintirish joy bilan ta'min qilishlikni imkon darajasida erkaklar ayollar ham bo'lsa birovga misol uchun yuzini ko'rsatmagan biror bir unaqangi noshar'iy ishlar bo'lmagan bir biriga mehr oqibat bo'lgan holatlar bo'lib o'tgan edi endi hozirgi kunda mana agarda mana shu darvozadan yana chiqayotib shunday orqamizga qarasak mana shu yerda mingta odam qorni to'yadigan narsa qoladi yana bizdan tashqari ming kishi kelsa qornini to'yg'azib ketadigan shu dasturxonni Allohu akbar deb duo qilganimizdan keyin eshitgiga chiqqanda shunday qaraylik birodarlar yana mingta odamni qornini to'yadigan narsa shu dasturxonimizda qoladi bir kuni kelib ko'zimiz yumilganda bizni ham darvozadan shu tobutga solib ochib ketayotganda birodarlar shu yorug' dunyo 8 milliardga yaqin aholini boqa oladigan ne'mati bilan qolaverar ekan bizni olib kirib olib chiqib ketib o'sha og'zi ochiq turgan qabrga joylashib qo'yishaveradi birodarlar shuning uchun ming rahmat tashakkur mana bu ukamiz Shukurjon birodarimiz mana dasturxonni chiroyli qilib bezab mana ajoyib shohona taomlar bilan taomlandik birodarlar bu narsani shukrini qilaylik kurrai zaminda 8 milliardga yaqin odam yashayotgan bo'lsa 100% deyilsa shundan necha foizi
Açlık şu bugün, mana şu bir turgan non topilmasdan açlıktan ölüşü mümkün bugün, neçi faizem adam var ki? Üyceği yok, üstübaşı yok, içeydiğin taze su yok, cöylerde yaşayacaklar var ki. Lekin sizminemizde Allah-u Teala şuna kengi bir vatanımızda cennet makam kılıp Allah-u Teala yaratken bir kırı zeminde bir çekkeste yaşasaydı, hemen narsası bor halette yaşayacak biz. Şimdi bana bu dasturxon atrofida elhamdülillah bizde tumanımızda yaş bu seyhan baş bulup hizmet giden bana Hasanbey biraderimiz. Uzumuzu kışlakka uça yaşlı vaktide 19 yaşında gelip imam gerçiliği giden bana Ruhşan Bey ülkemiz misal için bana oturuştular. Biraderler baba da vakit elbette güleyen kımmet bahanlarsa. Lekin elhamdülillah avtobam indi. Yok oraya diken vakitte turup biz. İltimaz bir Hasan Bey, Allah-u Teala siz giyen bir ilham kısa iki ağzım yine. İki ağzım yine. Bana şu hakkımızda bir ahir, bana bir yaşlardı. Bu böyle ibad kılıp gafırsayız. Yaxshi bo'lar edi. İltimos Hasan Bey baboda Alloh taolo. Siraqli yukamir ikki ozimgina mana shu yoshlarimizga bir pand nasihat bo'ladigan amr ma'ruf nahiy munkardan yetkazib qo'ysangiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر Vaqi fani dünyanı, tamami mahlukatı mevcudatını yoldan bar kılıp yaratken yekkeyu yegane Allah subhanahu ve teala özü yaratken bu etkinci imtihan sınavli dünyada berçelerimizini azizi mukarram kılıp özüge bende kılıp yaratkeneye şükür. Berçelerimizini serveri kainat, sebebi kainat bölgen Hatemel Enbiya bölgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılıp yaratkenine şükür. Berçelerimizin mümin Müslüman, mümini Müslüme ata-analarımızdan dünyayı getirgenine şükür. Bugün günü keçeni yurtumuz, ahli mahalle, hanadandakilerimiz bilen Tençliği, hatır, cemliği, teni, sehetliği de şu amanet dünyada Allah Teala yine berçelerimizde imkan verip selametten attırışlığı behtini Allah nasip etkenine şükür. Allah nasip etken bugün güneyi feyizli, feziletli, bugün mübareli kunda tevdiratımızda bu hanadan ahillerine bir kança yıllar Allah Teala bu nimet, ferzen nimetine ata kılıp bu ferzen Her bir insanga ata ona degen ulu unvanga nasip bo'lgan bandana tepasiga vazifalarda burchlarda yuklab qo'ygan chiroyli ism qo'yish, tarbiya qilish, voyaga yetganda uylashlik, turmushga chiqarishlik, ota degan, ona degan ulu unvonni nasib qilgan Alloh taolo shu farzandni tepasiga burchlarda yuklab qo'ygan bugun bu xonadon ahlilari Allah bergen bu ulu nimetini tepelerdeki burçlarını eda kılıyetkerlik. Bu hanadanda ve nimetin nikah münasebeti bilen bunu şükranasıge, bunu ilanıge, bunu yukarıda eğitip ettiler. Bu hanadan ahilleri Allah rızalı gibi sünnetki ihya kılıp, kança kança hareketler, haracetler bilen eda kılıyetken ihsallarını, şerafeti bilen bugün takdiratımızda, şu hanadanda şunca cemaat cem bölüşlük, Barbarımız bilen didar karışlık, Allah nasip etken bu o nimetlerden dıslanışlık behtine nasip etken, Allah subhanahu ve teala'ya
barchalarimiz nomlarimizdan beadad beadad hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana shu yerda ulug'larimiz o'tirishibdi. Ikki amal barobar kelsa qaysinisini ga amal qilinadi desa, afzalini olinadi. Odob bilan amr barobar kelib qolsa qaysi birini oladi desa, amrni ustun oladi deydi. Bu ulug'larimiz oldida bir narsa deyish bizga juda ham bir hayajonlanchilik, lekin mana o'zlari rozichilik berib mikrofonni berishdi. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom: "Ey ummatlarim, bu omonat dunyoning egasi Alloh. Qayerdaki sizlarni jam bo'lishlikni Alloh nasib etgan bo'lsa, o'sha yerda bir Qur'on o'qilib, bir oz amrun ma'ruf, nahi munkar bo'lmasa, sizlar to'plangan joy bir kunga borib xarob bo'lib, g'arib bo'lib qoladi. Shuni ehtiyotini qilinglar", dedilar. Mana shu yerda mana bir qancha ulug'larimiz Haramayn Sharifaylar turishibdi. Alloh taoloni 120 rahmati yog'ilib turadigan makonda ruku sujud qilib ibodat qilganlar, sa'y qilganlar, Arafotda vuqufda turganlar, Madina Munavvarada ibodat qilganlar o'tirishibdi. Azizlar, siz biz mu'min musulmonlargacha, musulmonlarga to qiyomatgacha shariatimizda amal qilinadigan farz, vojib sunnatlarda aksari ko'pi Madina Munavvarada bo'lgan. Makka-i Mukarramada azon aytilishlik bo'lmagan. 13 yil azonsiz namoz o'qilgan. Juma 13 yil o'qilmagan. Madina Munavvarada juma namozi ilk farz bo'ldi. Ramazon ro'zasi Madina Munavvarada farz bo'ldi. Ungacha mana shu boshimizda avvalgi oyda o'tgan Muharram oyida ro'za tutilgan. Ro'za farz bo'lgunchalikgacha. Zakot farz bo'ldi. Haj farz bo'ldi. Qiblani o'zgarishi Madina Munavvarada bo'ldi. Hattoki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom 1.5 yildan ortiq Madina Munavvarada Masjidil Aqsoga qarab namoz o'qidilar. Sahobai kiromlar, qalbimizdan Qur'on ko'tarilib ketmasin deb qorilarimizni safi o'sha paytda qorilarni safi Madina Munavvarada ko'paydi. O paytda bir kitob bo'lmagan, hammasi sahifa sahifa, ha qanaqa nimalarga yozilgan. Shu qalbimdan ko'tarilib ketmasin deb Qur'onni takror qilishib hofizi Qur'onlar bino bo'lishdi. Bir kuni bir sahobiy kirom, hozir nomlari yodimdan ko'tarildi, shu bomdoddan keyin borib Qur'onni takror qiladigan odati bor ekan. Shu Surai Nahlni o'qiyotib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى ushbu oyatda ey habibim Muhammad alayhisalom siz ummatlaringizni tashvishini qilmang o'zim yaratgan bu imtihon dunyoda yaratgan bandalarimga siz ummatlaringizga vaqt keladiki shunaqangi ne'matlarni beramanki mani bergan ne'matlarimni sanab sanog'iga yeta olmaydilar. Mana shu oyatni o'qib turib sadaqallohul azim. Ba'zilar aytadi, kala Allohning kalomini o'qigandan keyin boshqasi o'qiydigan bo'lsa siz sadaqallohul azim demang degan gaplar ham chiqib qoldi bir paytlar. Azizlar, sadaqallohul azim degani Allohni tilovat qilgan kalomimizni rostligini, buyukligimizni tasdiqlovchi kalima. Bu bilan oyatga nuqson ketmaydi. Alloh o'zi ham Qur'onda qul sadaqalloh deb qo'ydi. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom qachon sahobalarga nimani aytsalar, soddaqta yo Rasululloh, siz rost aytasiz yo Rasululloh deb so'zlarini tasdiqlagan. Demak, biz Allohning muborak kalomini tilovat qilib, tilovat qilgan kalomimizni rostligini, buyukligini Allohning kalomini tasdiqlashligimizda hech qanaqa o'qigan oyatlarimizga nuqson yo'q. Sadaqallohul azim dedilar. Endi bizga ustozlarimiz ba'zilar sadaqallohul aliyul azim yo aliyul deb qo'shmasdan
sadakallahu al-azim deyiler. Allah'ın kelamının büyüklüğünü, rastlığını tasdiqlaylar. Sadakallahu al-azim dediler, derru de Mescid-in Nebevi'ye geldiler, keseler ve kanç sahabe ikramlar bilen sahabet kutturgene keller, şimdi kelip ettiler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu ve teala'nı tevdiri ilahi bilen her bir insan fitrette, İslam'da tuğuladı. Bu milletiden, iyiletiden, tiliden kaddi nazar fitrette, İslam'da tuğuladı. Tuğuluşluğu Allah sebep çıkıgen, vücuduge sebepçi bugün, ata ana, Yahudi bise Yahudi, Nasara bise Nasara, utparas bise utparas, bütparas bise bütparas, terbiye ap gitip alarak. Demek biz vücudumuzge sebepçi bugün, ata analarımızge bugün şükür kımasak, şu nimetke hıyanat kıyan bu kalarekemiz Allah sahlesin. Kelip ettiler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın takdiri ilahi, kelime-i tayyibe, kelime-i şehadet, tilimge itikadını Allah'ı kalbimge saldı. Sizi şerafetiz bilen neçi bar yelenip 50 mehel namazdı, 5 mehel geçişirdiz. Allah Teala etti ki, ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ile ruhbara geliştiler. Şimdi 5 mehel namaz bugün de Hazreti Musa Aleyhisselam ettiler ki, ey Allah'ın Habibim Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın huzuruna kaytın. Endi çıkın, 3 mahal ibadetken beni kavmim dengeselikken, 5 mahal köplükler. Yine azaytır işte sorayım. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki, ya Musa, ana estahi minallah, ben hudadan endi hayaklemen, kendi sorayım ben 50 mahal namaz, 5 mahal buldu, yine kanakıl, bunu azaytır işte sorayım ben. Ben hudadan endi sorayım hayaklemen degende, Allah Teala onu rahmeti coşurup ne dedi? Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, şunu sonra gene hayal kıl yapsın mı? Ben o şey evveldeki 50 mehal namazdı, namaz o şey namaz. İlla men ca'e bil haseneti felahu aşra misaliha. Siz o ümmetisi bitti amel kıyandıkını 10 takıl yazdıramen, 5 mehal namazını 50 mehalge yazdıramen dedi o da. Yani şu mükafatı Allah Teala verdi, 5 mehal namazı okuyup ben. Sizi şerafetiz bilen nazil bugün Kur'an-ı Kerim'de kalbimden kurtarılıp gitmesin deyip tekrar kutlardım. Şu ayetke kegende Huda'nın kelamını, büyüklüğünü, rastlığını tasdiqlab turup huzurizge keldim. Bugün menge Allah imkanetli dünyada imkan bergenige menge şu bihsab nimetlerde içilen acreti berseyizu tilim ta bu dünyadan Huda'nın hükmü tipemge cari bugünce Huda'nın nimetlerini acil edip etsin, şunlarda sorasam, şunge kadir bulup dünyayım hem, ahiretim hem, abad bu kasaya. Dediler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bu amanet dünyada kaysi bir bendeki keşkirtirişliydi Allah karangılığında nesip ise, kaydıp, tan attırışliydi, hiç kimi kulüde hüccet yok. Şunece, o şedde, o şed sahaba arkalik, başka sahabelerge bitti talimde ettiler. Höft namazda okuvagenliğinden ki taharati yok olsa erinmegin taharati yengilep, taharati kıbolup La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluk deyip kelime-i tayyibe, kelime-i şehadette etip o intamalini basıyatsın. Allah'ın hükmü tepenge cari olsa taharetten ki kelime-i tayyibe, kelime-i şehadette aytki uçup bendesige Allah sakki cennette işini açıp ya de sanki cennet müntesir bu pürede dediler. Bana bugün tan atıştı kurmagen neçi milyon bugandır. Gavhar közleri açılıp bu amanet dünyanın kuruşluğundan mahrum bugan neçi milyon bugandır. İştiş bahtıdan mahrum bugan neçi milyon bugandır. Yürüşten, gapırıştan mahrum bugan kançadır. Huda'nın nimeti nefesten mahrum bulup Huda'nın hükmü tepesine cari bugün neçi milyon bugündür. Bugün şu amanet dünyada şünce bahtısızı bizge bergen Allah'a bi adet şükranalar olsun. Azizler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki uyku yarım ölüm, hiç kimi kolada hüccet yok. Eğer selamet yine amanet dünyada Huda imkan verip selamet tan attırışlıydı nesip ise
gavhar ko'zlar ko'ryapti, quloq sharpani eshityapti, kalom gapirsa eshitdi, ovozi chiqyapti, qo'l oyog'i jasadini ko'tarib, oyog'i xizmat, qo'l xizmatda salomat yashab turgan manzili tinch xotirjam. Bugun shu bandani kechiktirishlikgacha taqdiratida shu hayotda umr bo'lsa, shu umrni o'tkazishga yarasha Alloh taolo o'zi yaratgan nafsni qondiradigan ne'matga ega qilib qo'ygan bo'lsa, shu banda bilsinki, bugun ham omonat dunyoda Alloh taolo bor ne'matga meni ega qildi deb birinchi kalomi alhamdulillah bo'lsin. Yaratgan Allohim o'zingga shukr. Ana aytdilarki, shu behisob ne'matni ichida 3 ne'mat bor. Shu ne'matga kimni Alloh qodir qilgan bo'lsa, dunyosi ham, oxirati ham obod. Shu ne'matni so'ragin, shu kifoya qiladi dedilar. Shunda hali sahoba ikrom, yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim fido bo'lsin sizga. O'sha 3 ne'matni aytib bering, qaysi ne'matlar? Shu ne'matni sharofatidan dunyoyimni ham, oxiratimni obod qilishlikda harakatida bo'lsam. Dedilar payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam, fasolil awfa wal afiyata fi dini va dunyo va oxirat dedilar. Yaratganga shukr qilganingdan keyin Allohim omonat dunyoda yana imkon berganingga shukr. Bugungi kunimi kechagidanda ko'ra tinchlikda, tani sihatlikda, xotirjamlikda o'tkazishlikni Alloh nasib etgin deb shu ne'matni so'ragin dedilar. Azizlar, bugun shu ne'mat hammamizda mujassamki, shuncha odam mana salkam 2 soatdan beri o'tiribmiz. Bu ne'mat aman yo'qolsa topilmaydi, bozorda sotilmaydi. Boshqa narsani topsa bo'ladi. Lekin bu ne'matni topib bo'lmaydi. Shuning uchun bu ne'matni ko'tarilib ketmasligini kimdan so'raymiz? Yaratgandan so'raymiz-da, Allohim shu ne'matni ko'tarib qo'ymagin. Shu ne'matni yurtimizdan ko'tarib qo'ymagin. Agar bugun shuni so'ramasak, shu ne'matni tepasida turib, shu ne'matdan foydalanib turib, Xudodan so'ramasak, bu ne'matga xiyonat qilgan bo'lar ekanmiz. Ammo bugungi tong otguncha Alloh taolo yurtimizda necha million xalqimizni farzandlari mijja qoqmay sizu bizni tinchligimiz, xotirjamligimiz besaramjon bo'lmasin deb mijja qoqmay havo jahon qanday bo'lishidan qat'iy nazar atrof angorda himoya qilib turganlarni haqqiga bugun biz duo qilmasak, bu ne'matga ham xiyonat qilgan bo'lar ekanmiz. Alloh saqlasin. Ikkinchi ne'mat dedilar, o'zingga sifat salomatlik so'ragin. Azizlar, bugun ko'zimiz 10 metrda bo'lmasa, 5 metr bo'lmasa, kelib so'rashganda taniyaptimi ko'zimiz kimligini? Bunga shukr qilaylik, bugun ko'zimiz salomat. Qulog'imizda kelib yaxshimisiz, ovozni eshitishlik ne'matini Xudo berib turibdimi? Shukr qilaylik. Oyog'imiz jasadimizni ko'tarib turibdi. Bu bugun sog'lom. Qo'limiz nimani yegimiz kelsa, qo'limiz vazifani qilib beryapti. Demak, bugun qo'limiz sog'lom. Demak, yaratgandan Parvardigor qing'irdir, qiyshiqdir, shu a'zolarni o'zing menga munosib ko'rib, bu imtihon dunyoda berding. Parvardigor, ilohim shu a'zolarimni tepamga hukming joriy bo'lguncha birovga muhtoj qilib qo'ymagin. Qancha-qancha insonlar yotibdi. Kim baqa qilib qo'yar ekan, kim yaqa qilib qo'yar ekan. Kim anuni olib berar ekan, yeyman desam ololmasam, qo'lim ishlamasa deyotgan. Yeyotgan narsasini rangini, tusini ko'rolmayotgan necha million. Demak, gapni eshitmayotgan qancha, gapirmayotgan qancha. Demak, bizda qanga bugungi kunda Allohni bergan bu ne'matlari ancha-muncha odamda yo'q. Ha, deb boshqa narsani o'ylab, nolini noshkurchilik qilib, ha, deb hayotdan nolinaveradigan bo'lsak, Hazrati Iso alayhissalom Parvardigordan so'ragan ekanlarki, Parvardigor, azozil olim edi, sani amring bilan farishtalarga amru ma'ruf qilar edi, bitta hukmingga itoat qilmasdan mal'un bo'ldi, dargohingdan quvildi. Fir'avn yer yuzida turib xudolikni da'vo qildi. Shulardan ham yomon ko'radigan o'zing yaratgan bandalardan bo'ladimi deganlarda Xudo aytdiki, bo'ladi. İmtihan dünyada varlığı veremem, yokluğu veremem. Bendelerimde dert, külfet, musibet veremem. Çidemezden imtihanımdan, otelmezden vahvah kılıp dağıttım, nalengen bendemi iki ödenem. Bettar yaman göremem dedi. Allah saklasın. Allah saklasın. Bana hac dedelerimiz ötürüştü.
Hala bana damlayam ayeti ettiler. Hakikatta bunlar aile nime, pülle mi, buğday nan ağzımız nan çişler mi kim biz degen insanlar elhamdülillah az bu sefer yurtumuzda, mahallelerimizde elhamdülillah hayatta turuptular. Hazır bir hafta mı, üç gün mü, beş gün pinsiz ki mesela canı imanı koma yaptı kekselerimizi. Biz onlardan ne mene talim olamız. Bir mesele mi kılardı? Aldın hanedanlardan yurtta ravnakı için bar narsasını alıp çıkıp etken bu sefer. Hazır şünce nimet keç bu sebep veriyordu. Hala hükümetimiz bir ammette bir ay, iki ay, hatta ki altı ayla pensesini almayken deyem. Şimdi yurtta ravnakı için öy penseleri atalar, anneler bir aylı penselerini yurtta ben bir ravnakı için keç veriler demesinden verdi mi? Demek biz kekseler köprak oturgen bu farzanlar nevere çevereler doldu. Şükür kılıp utken küllerimizi esler. Otalarımızı tortgan azoblarını, sizi bizi bakamız deyip, onalarımızı çekken zahmetlerini tez yaşlarga gapirib turishimiz kerak. Demek biz bugün sıhhat salomatligimizga şükür kılışımız kerak. Bugün jasadimiz mana mana shu yerga hiç kimga balol kimga keltirdi. Bir-birimizi ko'rib turib, biz ovozlarimizni eshitib turibmiz, demek unga ming qatla şükür kılışımız kerak. Uchinchisi aytdilar ki, ey ummatlarım, bironta payg'ambarlarda kavmiga nasip qilmagan bitta ne'matni Alloh ato qilgan. Agar bugun sidqi dildan, qalb bilan, til bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimai toyiba kalimai shahodatni zikr qilgan bandasiga Xudoning rahmati jo'sh urib ketsa, dengizning ko'pigicha gunohi bo'lsa, Alloh kechadi dedilar. Bugun shu imkonni siz va bizga Alloh berib turibdi. Demak, tavbani kim qabul qiladi? Alloh. Yer bilan osmoncha har birimiz gunohimiz. Hech kimimiz gunohdan, xatodan, nuqsondan xoli emasmiz. Hali qo'limizda hujjat yo'q, lekin umid o'zidan. Bugun kechirim so'rashga, bugun tavba qilishga, bugun zikr qilishga, bugun yalanishga imkon beribdimi? Ozgina vaqtimizni yaratganga so'rab, yaratgandan zikrlarni qilib, tahlillarni aytib bugün ad-dünya mazraatul ahire dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu dünya ahiret iki zarı. İlahi Allah'ın perverdigar. Mene şiddi şünce uluğlarımız, şünce aziz insanlar şu hanedanda çakırağa icabet kılıp Allah bugün selamet her yukarıda etkenimizi tam attırışlıydı nasip kılıp bugün bu hanedanda şükrana desterhanıda şu hanedanda cem buluşluydı Allah nasip etkeneken yaratkenge bi adet o'ziga hamd sanolar bo'lsin Alloh taolo. Bu xonadon ahllarini vujudlariga sababchi bo'lib o'tib ketgan 7 push jaddu jadodlari qiblagoh ona mehribonlarini Alloh rahmat qilsin. Allohum parvardigor bu akamizni ahliyalar bilan bundan bo'lgan farzandlar nabiralarda rohatlarini ko'rib parvardigor mana farzandlarini nikoh to'ylarida mana bosh-qosh bo'lish turibdi ilohim. Bir vaqt soati bilan ko'zimizni, qalbimizni quvonchi bo'lgan, avlodimizni davomchisi bo'lgan nabirani Alloh ato qildi deb quvonchlarini aytishliklarini eshitishlikni Alloh bu o'ta jam bo'lganlarda hammamizga nasib etsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mening qorlarim Qur'on.